Ve dostlar bu bölümde sizinle çok kısaca İsviçre merkezli olduğunu ifade eden Jelaito'dan şöyle alın satın demeden yatırım tavsiyesi vermeden sponsorlu olarak çok kısaca bahsedeceğim dostlar ama alırsınız almazsınız o tamamen size kalmış ki zaten şu an isteseniz de alamıyorsunuz ya yani alamazsınız abi sen çünkü ne yaparsanız önümüzdeki sürece hazırlık yaparsanız çünkü bir yandan da fena da durmuyor az sonra konuşacağız dostlar hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Jelaito, Ethereum ve Polkadot gibi halka açık blok zincirlerdeki akıllı sözleşmeleri otomatik olarak güçlendiren onları otomatize eden bir çözüm olarak bir uygulam olarak duruyor ki Uniswap versiyon 3'e de entegrasyonu sanırım geliyor dostlar bu da böyle bir bilgi olsun ve 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 bunun dışında Sorbet Finance adında bir ürünleri var ki ekranda kısaca gösteriyorum bunların ötesinde bir de token'ı var ama token'a coin'e az sonra geleceğiz ki dostlar bakın dikkatinizi çekiyorum bir sene önce bak 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 abi bir sene önce ne yapmış 2020'de Yahoo'nun haberine göre Galaxy Digital, iOSG, Ventures gibi yatırım şirketlerinden tam 1.2 milyon dolarlık yatırımı almışlar. Daha ortada token falan yok. Bu arada dikkatini çekiyorum. Token falan yok. Ki birazdan para kazanma fırsatı var mı? Onu da şöyle bir konuşuyoruz ama dostlar tabi dediğim gibi yani alın satın demeden yatırım tavsiyesi vermiyorum. Gerçi yine söylüyorum. Versek de ne oluyor? Alamıyorsunuz zaten. Şimdi dostlar başlarken de kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın ve videolarımı beğenip yorumlarınızı fikirlerinizi de bol bol aşağı yazın. Evet ne yapıyoruz? Herkes alırsa bam bam olaya giriyor. Şimdi Coindesk'teki haberine göre Gelato yazılımcılara yeni bir güç veriyor dostlar. Yeni bir araç veriyor. Şöyle de zaten Money Lego diyorlar buna. İsterseniz bakabilirsiniz Coindesk'ten de. Evet gördüğümüz gibi bunları şöyle bir analiz ettiysek gördüğünüz gibi daha çok yazılımcılara yönelik ama et Ethereum üzerindeki akıllı sözleşmeleri otomatik hale getirmeye yaradığını web sitelerinde paylaşıyorlar. Aslında daha açık konuşmak gerekirse Ethereum üzerinde inşa edilmiş akıllı sözleşmelerden ve kullanıcıların işlem otomasyonu için altyapı hizmetlerinden oluşan merkeziyetsiz bir otomasyon protokolüyüz diye paylaşıyorlar dostlar. Siz de zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Şöyle bir göstereyim. Evet. Evet şöyle bakıyoruz dostlar. Evet bunun dışında bu arada linkini açıklama kısmına ekliyorum İsterseniz oradan bakabilirsiniz ve diyorlar ki eski finansal sistemdeki işlemleri %99'u önceden tanımlanmış koşullara göre olarak tam otomatik gerçekleşirken Gileto'da uygulama geliştiricilerin borsa gibi merkezi bir noktaya güvenmelerine gerek kalmadan blok zincirde aynı şey yapmasına yarayan araçlar geliştiriyorlar verdikleri bilgiye göre dostlar. Ha, bu arada bu arada bakın Türkçe ve İngilizce white paperları da var tamamen Türkçe olarak zaten isterseniz inceleyebilir okuyabilirsiniz ve iddialı oldukları bir konu var. Dostlar diyorlar ki Ethereum gibi blockchain'lerdeki çoğu işlem yakın gelecekte Gelaato üzerinden geçebilir diye ekliyorlar. Ben Gelaato diyorum ama Gelato olarak yazılıyor dostlar ve Bizim asıl hedefimiz kullanıcılara, kullanıcılarına otomatik olarak yürütülmesi gereken özellikleri sunmak isteyen yazılımcılar diyorlar dostlar. Yani siz bir yazılımcısınız abi, kullanıcılara akıllı sözleşme yazıyorsunuz ya da bir ürününüz var ama onu daha böyle botlarla daha otomatik hale getirmek istiyorsunuz. İşte burada Delato benim anladığım kadarıyla yardıma koşuyor. Ve diğer bir adıyla da diyorlar ki dostlar bakın, yani şöyle söylüyorlar yazılımcılar kullanıcılarına bu tür otomatikleştirilmiş özellikler sunmak istiyorlarsa kullanıcılığı kullanıcı adına belli eylemlerin otomatik gerçekleştirilmesi için özellikler sunabiliyorlar daha doğrusu bunun için ne yapmalarına gerek var yani kullanıcı adına belli eylemlerin otomatik gerçekleşmesi için botlara güvenmek zorundadır diyor ama Gleito gördüğüm kadarıyla işte burada devreye giriyor dostlar çünkü Gleito olmadan merkeziyetsiz zincirlerde uygulama geliştiricilerin tüm bu botları kendi kendine oluşturması çalıştırması ve bakımını tek tek yapması gerekiyor. Bu zaten çok zaman alıcı bir şey olurken projenin merkezileşmesine ve merkezileştiği için de e, otomatik olarak güveninin azalmasına soru neden olabiliyor çünkü bir noktada merkezileşiyor ve ne oluyor o noktaya o hava bir sorumluluk yükleniyor dostlar. Akıllı Sözleşmeler benim fikrimi soracak olursanız bence gelecekte kesinlikle var olacak ama Delayton'un paylaştığına göre şu an oldukça akıllı sözleşme dünyası tembel ki akıllı sözleşmeleri bir arabaya benzetiyorlar dostlar. Arabalar nasıl ki kendi başına hareket edemezken benzine ihtiyaç duyu duyuyorlar biliyorsunuz. Akıllı sözleşmelerde de Ethereum ağında gas dediğimiz o platform içi ödemeler var ya işte onlara ihtiyaç duyuyorlar diyor. İşte bu nedenle dostlar bakın merkeziyetsiz uygulamalardaki çoğu olay hala manuel şekilde gerçekleştirilir diye de ekliyorlar ki Gethon aslında iş fikri de bunun üzerine de kuruluyor. Yani Merkeziyetsiz uygulamalar manuel gitmesin, otomatikleşsin diyorlar ki bu arada borsalarda gördüğünüz şu şema var ya bunlar zaten Uniswap gibi borsaların yeteneklerini de geliştirebilir. Yani bu tarz yetenekleri Uniswap'a ya yani bu tarz daha farklı ya da bunları Uniswap'a ekleyebilirler de arkadaşlar. Yani aslında botlar tarafından desteklenen bir akıllı sözleşme platformu diyorlar. Akıllı sözleşmelerde merkeziyetsiz borsaların sonuçta neyi kalbi? Evet. Bu bilgiler üzerinden Galeto'nun olası hedeflerine şöyle bir baktığımızda kullanıcılarına otomatikleştirilmiş akıllı sözleşme hizmeti sunmak isteyen manuel işlemlerle böyle tek 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 uğraşmak istemeyenlere bir çözüm sunmak ve dolaylı olarak da merkezileşme sorunlarını çözmek istiyorlar. Ben tabii ki araştırdıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Ve dostlar Compound gibi landing üzerine yani borç verme protokolü üzerine olan süreçleri projeleri daha merkeziyetsiz yaparak otomatize etmeyi de hedefliyorlar ve hedefinde Ethereum, Polkadot gibi ağların olduğunda görüyoruz zaten Clayton'un uzun vadeli hedefinde de aslında eski finansal şirketler var. Yani ne demek istiyorum? İşte eski finans dünyası şirketleriyle blockchain dünyası arasında o paranın otomatik olarak hareket etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bir muhtemelen bir köprü kurmak isteyecekler. Fintech ve Web2 şirketlerine hizmet vermeye odaklanacaklar dostlar. Burada araştırdıklarıma göre. Yani Ethereum üzerinde uygulama, uygulama mı var diyor. Ya da sen bir eski bir şirketsin. Blockchain üzerinde bir uygulama mı yapmak istiyorsun? Gel abi sen Ethereum'da bu 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 akıllı sözleşmeyi yap üzerine de gel. Burada Jelato'da bunu otomatize edelim. Otomatikleştirelim gibi bir olay. Yani botları kullan amacıyla dostlar. Evet şimdi Direto botlarının birçok şekilde ödeme alabildiğini de görüyoruz. Yani paylaştıkları bilgiye göre. Botu kullanan yazılımcı olarak sizler önden Ethereum ile de bunu ödeyebiliyorsunuz. Yani yazılımcılara söylüyorum bunu. Bunu Ethereum üzerinden direkt yazılımcı kuran kişi ya da şirkette bunu ödeyebiliyor. Veya kullanıcıların Ethereum üzerinde çalışan ERC20 tokenlarıyla da ödeyebilmeleri mümkün. Platformda kimler var derseniz dostlar. Bir botlar var. Zaten ana iş Ethereum ve Polkadot gibi blockchainleri otomatik, otomatikleştirecek bu botlarda. İkiden kim var? yazılımcılar var. Bunlar da kendi uygulamalarına isterse bu botları ekleyebilecekler ve 3'te de kullanıcılar. Tabii ki bunlar da bilmelerine bile gerek kalmadan aslında fark etmeden işte uygulamayı kullanacaklar. Tabii ki de her şey beklenildiği gibi giderse biz burada kesin konuşmuyoruz. Biz sadece araştırdıklarımızı paylaşıyoruz. Neler olacak bunu zaten dostlar zaman gösterecek ve 4'te de e, Gelato'nun core yazılım ekibi var dostlar. Bunlar da Gelato ağının büyümesinden sorumlu olarak diğer projeleri entegre etmeye çalışacaklar. Tabi her şey yine söylüyorum planlandığı gibi giderse. Şimdi işin token kısmına gireceğiz ama hali hazırda Gelato'yu kullanan var mı diye şöyle bir göz attığımızda web sitesinde kankalar 3 tane 3 tane proje görüyoruz. Yani 3 yere referans verdiğini görüyoruz. Şöyle. Birincisi işte Insta app, ikincisi Free Combo ve üçüncüsü de Hal. Bunları zaten isterseniz web sitesinden tıklayıp siz de bakabilirsiniz. Ve şimdi isterseniz yavaş yavaş işte o noktaya geliyoruz. Evet dostlar, hazır mısınız? Ve işin token kısmına geliyoruz. Bakın dostlar şimdi token adı gel, gel. Aslında gel desek daha doğru ama G GEL yazılıyor yani işte GEL. Şimdi July Talk kullanıcıları ve geliştiricileri tarafından desteklenip yönetilmesi planlanıyor bu token'ın. A üzerinde en çok işlemi planlayan merkezesiz uygulamalar uzun vadede en çok gel token'ı kazanacaklar. Yani buradakileri paylaşıyorum. Bu da yani... Siz işte bu A üzerindeki en çok işlemi yapıyorsanız aslında A üzerinde en çok yönetim hakkı kazanacaksınız. Uygulama yazılımcılarına söylüyorum ve o da ne olacak işte uzun vadede en çok gel, gel token'ı kazanacaklar gibi bir şema var ortada. Bu da A üzerinde yönetim hakkı verecek. Yani sen bir yani A üzerine en fazla işlemi yapıyorsun veya en fazla işlemi kimler yapıyor? Onlar bu A üzerinde söz hakkı sahibi olacak ve bundan dolayı da işte gel token kazanacak gibi bir kurgu var ortada. Şu an tabii ne ne yok dostlar? Satış yok. Evet yani bu yaz satış bu yaz içerisinde satışa çıkacağı bilgisini aldım. Kaç yani zaten roadmap'te de yazıyor. Birazdan göstereceğim. Kaç tane olacak? Tokenlarının dağılımı nasıl olacak? Ön satışa nereden girecek? Yani ya da ön satış olacak mı? İşte bunların hepsi zaten yayınlandıkça ben de ara ara sizlerle paylaşabilirim diye düşünüyorum ama yükselir, düşer, süper borsalara girer, girmez. Orası zaten şimdiden onları bilemeyiz dostlar. Ama genel olarak benim yani şöyle bir baktığım zaman beni birazcık heyecanlandırdı diyebilirim tabi alın satın demiyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum ve geçiyoruz şimdi şöyle Jato'nun yol haritasına. Kankalar bakın Şöyle bir yol haritası ekibi falan aldığı tohum yatırımlarına da şöyle bir baktığımız zaman White Paper üzerinden dostlar proje olarak 2019'da bakın 2019'da aslında hayata geçtiğini ve Bu arada hala coin yok düşünsenize yani 2019 hayata geçiyor hala coin yok Aslında bunlar bir bakıma şimdilik gü güzel noktalar tabii ki de ne olur bunu zaman gösterecek Şimdi 2019 hayata geçtiğini ve hatta e, çok vurgulamıyorlar ama burada okuduğum kadarıyla siz de görebiliyorsunuz Chainlink'de o dönem partnerlik kurduklarını yazıyor Burada Cel 2021 ikinci çeyrekte satışa çıkacağı yazıyor dostlar. Öyleyse zaten teknik olarak Haziran sonuna doğru satışa çıkabilir. Bakalım neler olacak. Ancak klasik uyarım ben burada yapmak istiyorum size. Ne ne diyorum dostlar? Ön, ön satışa çıkan coinler para kazanma fırsatları verdiği gibi çok ciddi zarar da ettirebilirler. O nedenle kaybettiğinizde sizi böyle yıkıma uğratmayacak büyük paralarla kesinlikle almayın dostlar. Kesinlikle büyük paralarla almamak gerekiyor. Eğer böyle Böyle hani sizi yıkıma uğratacaksa çok böyle hani zarar ettirecek çok üzecekse öyle bir şey hiç gerek yok tabii ki de. Eğer beğendiyseniz ve ön satı sürecini yürütemezseniz de boş verin gitsin abi. Ne yaparsanız borsalara girmesi durumunda belki ön satışa göre biraz daha yüksekten alınabilir ama o dönem göz atarsınız yani o dönem daha rahat daha böyle riski azaltarak isterseniz bakabilirsiniz. Ben tabii ki de alın satın demiyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum dostlar bu arada. Şöyle de göstereyim bakın backed by zaten bunlar tohumdaki şirketler sanırım. Neyse dostlar şöyle bir gösterdim. Ben de dedim ya yani bir alın satın demiyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ve gerekli linkler açıklama kısmında var. Kendinize çok iyi bakın. Bu tür videoların ve canlı yayınların kesintisiz şekilde devam etmesi için kanalıma abone olarak destek olmanız gerçekten çok kritik. Videoları beğenerek de tabii ki de destek olabilirsiniz. Ve evet görüşürüz. Bye bye. Hoşçakalın.